Olcay Toya sorayım. Kendisi zira hani koluyla tutaraktan zor bir yayın yapıyor, sağ olsun bize katıldı. Şimdi Sayın Olcay Toya, Merih Demiral'a UEFA'nın Bozkurt Selam'ı soruşturması açması, hani bizim milli sevinci gölgeleme çabası mı, bir de Almanya siyasetine de malzeme haline gelmeye başladı. Bu tür meselelerde gerçekten ceza veriliyor mu? Ne oluyor? Niye böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız? Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Şimdi konuyu kısaca cevaplandırmak gerekirse anlaşılır bir dilde. Bugün itibariyle öğrendik UEFA'nın açıklamasında. Dün futbolcumuz Melih Demiral'a son 16 turu maçı sonrasında yapmış olduğu bozkurt şartından dolayı UEFA disiplin yönetmeliğinin 31'e 4 maddesi gereği bir soruşturma başlatıldığından bahsediliyor. Şimdi bunun içeriği kabaca şu: sporcuların ve takımın paydaşların, teknik direktörün, teknik ekibin sportif açıdan uygun olmayan davranışlarıyla ilgili açılan disiplin soruşturmalarını temelde kapsar. 31-4 bunların kimler tarafından bu disiplin soruşturmasını yürütecek kişilerin kimler tarafından nasıl atanacağını, sürecin nasıl ilerleyeceğini, işte sürecin yazılı olduğuna dair genel işleyişi düzenler. Aslında ceza kısmı için yine aynı yönetmenin 14. maddesine bakmak lazım. 14. madde burada futbolculara olayın içeriğine göre tabii değişkenlik gösteriyor. Takımın yapması, adli soruşturma gerektirmesi gibi yancıl nedenleri de çıkartırsak en temelde 10 maça kadar eğer yapılan soruşturma sonrasında suçlu bulunursa ceza verilmesi hükmediliyor. Kendi olayımıza gelecek olursak da bahsettiğiniz gibi bu işin birazcık da siyasi tarafından harekete geçtiler. Çünkü dünkü rakibimiz olan Avusturya'da da biliyorsunuz çıkartılan yasa 13 tane farklı örgütün veya kurumun sembollerinin, flamaların yasaklanmasına ilişkindi. Bu olay bu boyutuyla sporun dışına taşınarak bu şekilde de ele alınıyor. Özellikle Almanya tarafından ama bizim açımızdan bunun şu şekilde değerlendirilmesi aslında hiçbir problem ortada kalmayacak. Ülkelerin biliyorsunuz figürleri vardı. İşte Amerikalılar kartaldan sembolize edilir, Ruslar ayıdan. Bizim kadim Türk devlet geleneğimizde de geçmişten bugüne Bozkurt'un önemli bir simge olduğu aşikar. Yani bunun bir siyasi sembol veya yasaklanan diğer sembollerle aynı olmadı aşikar. O yüzden birazcık burada siyasi davranarak bir soruşturma açıldı. Devamında ne olabilir? Şimdi Melih Demiral'ın benzerinde 2019'da Fransa ile oynadığımız maçta gene biliyorsunuz asker selam vermiş. O zamanki şartlar gereği asker şehitlerimiz vardı ve askerlere destek için. Onun sonrasında UEFA bunu siyasi bir sembol hareket olarak görmeyip TFF'ye, Türk Futbol Federasyonu 50 bin euro ceza, Melih Demiral'a da uyarı cezası vermişti. Şimdi burada soruşturma sonrasında olayı nasıl değerlendireceği, ne ceza alacağının aslında cevabı. Eğer bunu bir siyasi sembol olarak görürse beklenti 1 ile 4 maç arası bir ceza verilmesi. Bu verilmezse de normal siyasi bir sembol olarak görmezse de para cezası ve uyarı cezası. Peki Sayın Olcay da bu daha hani 4 maç men cezası, 2 maç men cezası sadece bu turnuva için mi geçerli yoksa Demiral'ın kendi futbolcu kariyeriyle ilgili mi? UEFA organizasyonlarının kapsamındaki maçlarda çekecek bu cezalarını. Yani önümüzdeki maçlar hangisi gelecek olan iki maç cezalı diyelim. Resmi organizasyonlarda gelecek iki maç hangisi onu da çekecek sıradan. Burada şöyle bir durum söz konusu. Gene güncel bir örnek vermek isterim. Gene 2024 Euro 2024'te grup maçları aşamasında Arnavut forvet Daku maç sonrası taraftarlarıyla beraber Sırpları öldür tezahüratında katıldığı için iki maç ceza verildi yani hemen bu organizasyonda. Ama o tabii birazcık daha içeriği itibariyle, söylem itibariyle daha cezai gerektirir bir durumdaydı. Dediğim gibi normal şartlarda hukuki olarak objektif ve hakkaniyetli değerlendirildiğinde bu bir devletin sembolü olarak sembolize edilen bir durum. Siyasi bir karşılığı olmadığı aşikar. Yani ceza çıkmaması gerekir normal şartlarda ama evet siyasi olarak görürlerse dediğim gibi karşılığı 1 ve 4 maç ceza arası olası olan cezadan peki bahsediyorum. Bu olacak. Peki Sayın Olcay Toya, Dışişleri Bakanlığımızdan da bir açıklama var. Kesinlikle kabul edilemez bu soruşturma açılması diye tepki gösteriliyor. Aynı zamanda Alman Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın raporlarına atıf yapılarak bozkurt işareti yapan herkesin aşırı sağcı olarak
nitelendirilemeyeceği yönündeki kararı hatırlatılıyor. Almanya İçişleri Bakanı da bu konuyla ilgili bir eleştirel mesaj paylaşmıştı. O yüzden şöyle deniyor, evet. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında tarihi ve kültürel bir sembolün hiç kimseye hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaç tepkileri de kınıyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı. Bu konuyla ilgili olarak mesele siyasi bir zemine de taşınıyor aldığım kadarıyla. Bu Almanya İçişleri Bakanı gerçekten bu meseleyle ilgili hani işte ırkçılara, faşistlere, ülkemize yer yok gibi söylemlere girişmişti. Umarım çok tatsız bir şey olmadan kapanır diye düşünüyorum dostum. Teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Rica ederim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Buyurun. Şunu eklemek isterim. UEFA en başından itibaren futbolun sahada kalması gerektiğini, futbolun futbolla özleşmesi gerektiğini ısrarla ve inatla söylerken buradaki yapacağı hareket futbolu kendi umarım saha dışına çıkartmış olmaz, siyasallaştırmış olmaz, kendiyle tartışmış olmaz. Onu eklemek istedim en son. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.